Kerim İtiyev diye bir mareşal var. Kendi genelkurmay başkanı. O baltacıya bayrağını çıkarıp diyor ki biz artık savaşamayacağız. Anlaşmak istiyoruz. Baltacı bir bakıyor Yeniçerilere, kendi askerlerine savaşmak istemiyorlar. Yorgun düşmüş. Oraya güvenemiyor. Bu tarafa bakıyor diyor ki bunlar da istiyor. Ben bu anlaşmayı yapayım. Gereksiz yere birçok insan ölmesin. Ama saraya böyle gelmiyor. İşte çadıra girdi, Katerina geldi. Şeyleri aldı, işte onları aldı, bunları aldı ve Rus-Osmanlı Savaşı'nı imzaladı, sattı diyor. Saraya kazandıktan sonra savaş böyle geliyor. Daha dönemeden orada adaylar var çünkü sadrazam olmak istiyorlar. Diyor ki, işte Baltacı böyle 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 yaptı padişaha. Gönderilen mektuplar verilmiyor padişaha. Oradan direkt Sakız Adası'na, oradan Limni'ye sürgün ediliyor ve ikinci sadrazamlığı. Adam orada kahrından ölüyor. Şimdi amacımız bu doğru tarihi burada görselde anlatmak. İkincisi, bence paşamız ülkemize getirilmeyi çoktan hak etmiş, unutulmuş. Düşünülmemiş ya da düşünüldü, yapılamadı. Amacımız naaşını buraya getirmek, bir anıt mezarı olmalı. Çünkü bu ülkede en fazla hak edenlerden biri bence. Ben yönetmen olarak bunları istiyorum.